Şimdi şurada kaldık 42 gün. Az bir zaman kaldı. 1,5 ayın altında bir zaman var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanı adayları netleşti. 2 gün evvel de çıktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıklama yaptı. İşte itirazlar edilmesine rağmen mevcut Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı onaylandı. Aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan ve Muharrem İnce adaylar netleşti. Şimdi iki ittifak var, iki bağımsız Cumhurbaşkanı adayı var. Şimdi baktığımız zaman matematiksel veya araştırmalar, bilmiyorum siz araştırmaları çok yakın takip ediyorsunuz. Yani daha 42 günde çok şey değişir siyasette, onu biliyorsunuz. Ama bu duruma göre Muharrem İnce konusuna geleceğim şimdi. Muharrem İnce, İnce İnce karşıladı ve gönderdi. Ve son dakikada Muharrem İnce'yi ziyaret ettiler. Yani nasıl bakıyorsunuz bu ittifakların oluşumuna veya işte bağımsız adayların duruşuna? Şimdi tabii orada bakın, mesela Sinan Oğan, yani çok değerli bir arkadaş, benim de arkadaşım, milliyetçi gelenekten biliyorsunuz gelen bir kimse ve şu anda partilerde milliyetçi gelenekten gelenlerin en fazla yoğun olması lazım gelen İyi Parti. Yani Evet, çünkü evet. orada öyle bir şeydi. Ama İyi Parti'de şimdi tabii bir şey söylemeyeyim. Ama şimdi 9'unda netleşiyor biliyorsunuz milletvekili Evet, listeleri. doğru. Ha, bu sadece söyleyeceğim şey İyi Parti için değil, CHP için de geçerli bana göre. Netleşince bir şey olur mu? Partilerde sıkıntı olur Hem de mu? nasıl? Ciddi misiniz? Hem de ne, Allah nasıl? Allah. Çünkü Ne olacak? şimdi şöyle ne olacak? Ben beklentim var. Tamam. Şimdi burada seçilecek 3 kişi. 3 kişi yerine 130 kişi müracaat etmiş. Etmiş. Şimdi 5. sıraya koyduğumu zaten koy liste dolmuş. Yani o mühim değil. Peki şimdi burada insanlar kendilerine göre bir şey yapıyorlar. Beklentisi var. Beklentisi var, Evet. çalışma yapıyorlar. Ama şimdi o kendilerinin beklentisi, tabii herkesi tatmin etmek mümkün değil. O Mümkün değil. ayrı. Hiç alakası Ama yok. CHP'nin ayrı iç sıkıntıları var. Bakın. CHP'nin niye ayrı iç sıkıntılar var? Şimdi İyi Parti'nin sıkıntıları yine olacak. Onunki farklı, CHP'ninki farklı. Şöyle. İyi Parti işte MHP'nin içerisinden kopanlar %70'i 80'i milliyetçi gelenekten gelenler Evet. tarafından kuruldu. Ve orada Koray Aydın o partinin teşkilatlanması ve gelişmesinde en büyük emek yani şimdi Koray Aydın. Koray Aydın. Evet, bunu Ha, herkes ama biliyor. son dönemde Koray Aydın'a karşı da bir ittifak oluşturuldu. Kimler tarafından? Daha sonra partiye gelmiş bir takım gruplar tarafından. Şimdi ben takip ettiğim için söylüyorum. Ve Koray Aydın adeta orada böyle kongrelere de girdiydi İyi Parti. O orada böyle bir blok halinde bunun karşısına böyle bir cephe oluşturuldu. Parti içi muhalefet oluştu. Ama şimdi tabii şimdi dediğim gibi yani esas en büyük desteği Meral Hanım'a Koray Çok, evet. verdi. Koray Edim veriyor, evet. Şimdi o gelenekten gelen, milliyetçi gelenekten gelen insanlar listelerde seçilemeyecek yerlerde veya hiç liseye giremezlerse orada çok ciddi bir Çok ciddi fırtına sıkıntı çıkar. çıkar. Ben bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynısını bekliyoruz aslında. Aynı CHP'de daha fazla olacak. Neden? Bir CHP'nin kendi yapısı Evet. zaten problem. Yani Binlerce aday var. Aday adayı var. yüzlerce aday var filan Evet, tamam. evet, evet. Ama şimdi orada bir başka bir sıkıntı var. CHP altılı masanın İyi Parti ilan etti. Ben dedi sadece kendim gireceğim. Yani ben Tamam. kimseye liste almam başka. Tamam. Şimdi öbür tarafta bir CHP'nin kendi seçmenini tatmin edecek. Bir de Diğer dört diğer parti. dört partiyi tatmin edecek. Seçilebilecek yerlere koyacak, değil mi? Nasıl olacak? Küslük olacak, kavga olacak, Tabii. tartışma olacak. Milli aday diyecekler, yerli aday diyecekler. Tabii. Şimdi dolayısıyla ben hani bunları tatmin şey yapmam. Yani Hayır, daha önce de yaşadığımız için yani bunları görebiliyoruz. işte ben de şahsen Evet. Tasvip etmezsiniz. 9 Nisan'da ya aday listeleri kesinleşince 9'unun akşamından itibaren hem İyi Parti'de demin söylediğim sebepten CHP'de de bu
Yani ortada dönen laflara bakılırsa bayağı ciddi milletvekilini vermek zorunda kalacak Kılıçdaroğlu. Onlara verdiğiniz vakit nasıl olacak? Ha bu AKP için geçerli mi? AKP için de geçerli ama AKP başka bir parti. Evet. Yani orada Tayyip Erdoğan orada da 3-5 mutlaka olacak olur ama evet, buradaki gibi bir şey beklemeyin oradan. Evet. Yani o daha farklı bir yapı. Sıkıntılar gündeme gelecek adaylar netleşince. Ama CHP ve İYİ Parti bakın bir oyun bile bir oyun bile önemli olduğu bir seçime giriyoruz. Doğru. Bravo. Ben kızdım size. Tamam. Yılların CHP'lisi. Tamam. Diyor ki ya bu adamı kim bu herif almış gitmiş işte parayla delege satın aldı yahut da işte bilmem ne oldu şu bir sürü laflar dedikodular da olacak. Gerçek payı da olacak bunların içinde. Tabii ki. Dedikodusu daha fazla olacak. Şimdi öyle bir noktada kaybetmiş bir insan. Şimdi eşine, dostuna, çevresine karşı ben alıyorum, geliyorum falan diye. Şimdi bir anda boşluğa düşecek. Ne olacak o zaman? Tamam bir şey hiçbir şey demese bile enerjisi düşecek. Düşer düşmez olur mu? Gidip de karısına bile oy ver diyecek hali kalmaz. Ve partiye çalışan insanlar kendisini kullanmış olacak. Dolayısıyla hele bir de işte orada 30 tane 20 tane diğer partilere seçilecek yere kontenjan pozisyonuna verirse orada ciddi sorun çıkar. Ciddi sorunlar çıkacak bence de gördüğümüz kadarıyla. Peki